Sevgili izleyiciler, programımızın bugünkü programımızın üçüncü bölümündeyiz. Ama bugünkü e, şu anda e, bizi izleyecek olduğunuz konumun konuğumla beraber ilk ve tek e, bölüm oluyor. Bugün özel bir e, program yapalım dedik. E, i̇ki ilk iki bölümde e, az önce bizi izlediğiniz gibi. Ee, Almanya e, Demokratlar Birliği Partisi'nin e, genel başkanı ve yardımcısıyla görüştük. Ve şimdiki konuğumuz ise ayağının tozuyla buraya e, beraber e, Almanya'ya gelen ve burada bir takım bazı temaslarda bulunan, ziyaretlerde bulunan e, başka bir siyasetçimiz var. Evet e, biz e, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz Kanal Avrupa ailesi olarak bizim hedef kitlemiz tabii öncelikle Avrupalı Türkler. Ancak Bizi sadece e, Avrupa'daki Türkleri ilgilendirmiyor, bizi Avrupa'daki Türkler olarak e, Türkiye'deki siyasetle ilgilendiriyor, hatta dünya siyaseti ilgilendiriyor. Bu yüzden. Ee, konuklarımız sadece Avrupalı Türklerden oluşmuyor. Zaman zaman buraya e, Türkiye'den de siyasetçilerimiz, Türkiye'den de ziyaretçilerimiz geliyor. Onları da burada sizler için ağırlıyor ve bilgi ve birikim akışını sağlamaya çalışıyoruz. Evet ben müsaadenizle hemen size bugünkü 3. E, bölümdeki e, konuğumu takdim etmek istiyorum. Bugün e, burada şu anda e, canlı yayındaki e, konuğumuz... Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen Beyefendi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle e, izleyicilerimiz için bilgi e, tazeleme açısından Haluk Pekşen Beyefendi kimdir? E, nereden gelir? Ne iş yapar? Bize kısaca bir kendinizi izleyicilerimiz için e, tanıtır mısınız? Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili olarak iki dönemdir e, görev yapıyorum. E, Aslen Yomralıyım. Yomra ilçesinde doğdum. İlkokulu, ortaokulu Yomra'da okuduk. Liseyi Ankara'da okudum. Üniversite, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ee, bir dönem Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği yaptım. Kurucu Başkan Vekilliği yaptım. Ee, Türkiye'nin çok sayıda e, yasasında yasa hazırlayıcı olarak görev yaptım. İşte bankalar yasası, turizm yasası, havacılık yasası, imar yasası gibi çok sayıda yasada görev yaptım. Türkiye'nin ve dünyanın birçok e, kurumuna, kuruluşuna avukatlık ve danışmanlık destekleri verdik. E, Dünya çapında tanınmış bir hukukçuyum. Ee, dünya çapında? Evet. Evet. E, dünya çapında birkaç tane projem var çünkü. Evet. E, bu anlamda da işte ülkeme katkı sağlamak üzere evet. mücadele eden hem yatırım danışmanlığı yapmış olan bir hukukçuydum. Evet. Sonra siyasetin içerisine girdik. İşte bir buçuk yıldır da milletvekili olarak görev yapmaya evet. çalışıyorum. Bu anlamda da ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. İşte evet, şimdi güzel. de Almanya'ya evet. geldik. Sizin konuğunuz oldu. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Hoş geldiniz, İyi. sefalar getirdiniz. Sağ olun, çok i̇nşallah teşekkür. İnşallah bizi de güzel haberlerle gelmişsinizdir diye düşünüyorum ben. Ba, gü güzel haberleri işte beraber inşa edin. Evet, inşallah. Efendim, şimdi hemen başlayalım o zaman. Şimdi e, benim öncelikle bir sorum şu olacak şimdi. Biliyorsunuz ülke olarak e, 15 Temmuz sürecinden bir geçtik. Bu 15 Temmuz sürecinden geçtikten sonra eee olayım ben de, yani şeyisini tam detayına inmek istemiyorum ama ben şimdi şöyle bir izleyicilerimiz adına soruyorum burada. Elçilere zeval olmaz. Ee, şimdi 15 Temmuz sürecinden sonra e, Türkiye'deki siyasi mevcut siyasi partiler e, hemen hemen bir hepsi birlik beraberlik içerisindeydiler. idiler ve e, orada en son biliyorsunuz bir Yeni Kapı'da büyük bir miting yapıldı e, ve adına da Yeni Kapı e, ruhu denildi ve bu e, ilerleyen de Yeni Kapı bu mitinginden sonra ilerleyen hemen birkaç hafta sonra bir, bir ay sonra e, CHP e, Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Kapı ruhunu sanki Kaybetmiş gibi bir e, izlenim yarattı böyle bir daha doğrusu seçmenin gözünde. E, acaba e, neden e, neler oldu o süre içerisinde ya? Bunun arka planda ne var ya? Neden böyle bir e, birlik beraberlik içinde giderken böyle bir ruh yakalamışken bu ruh neden kayboldu acaba? Yeni kapı ruhu ne demek? Şimdi hayır e, bu medyada böyle aksettirildi şimdi tamam. birlik beraberlik bütünlük tamam. anlamında birlik, ya. Birlik beraberlik bütünlük değil evet, mi? Evet evet. Birlik beraberlik bütünlük içerisinde. Bir ülkede yönetirken herkes barış içerisinde, evet. adalet altında, evet. değil mi? Adil bir şekilde, evet. eşit, adil, uygar bir şekilde devletin yönetimine katılmak ister. Evet. Doğru da olan evet. bu değil evet. mi? Evet. Herkes milli gelirden pay almak ister, hukuka inanmak ister, yasalara inanmak ister, evet. yargıya güvenmek ister. Öyle değil mi? Evet. Ama siz ülkede insanları yeni kapı ruhu getirdik diye tuzağa düşürürseniz, insanları işten atarsanız, mahkemeye gitmelerini engellerseniz, hakime gitmesini, başvurmasını engellerseniz, hak aramasını engellerseniz böyle bir birliktelik olur mu? Şimdi gösterilen insanları tarif ediyorsun. Diyorsunuz ki sen 10 bin kişi sizi işten atıyorum. 111 bin kişi işten atıldılar. Niye? Bunlar cemaatçi. E bir dakika bir bakalım ya bir araştırsın bunları. Yargı araştırsın, polis araştırsın, kolluk kuvvetleri araştırsın. Belki masumdurlar. Hayır bunların tamamı cemaatçi. E ondan sonra 14 14.000'ini geri alalım. Niye? Bunlar cemaatçi değilmiş. E attınız insanları. Evet. İnsanları attınız. Yaftaladınız. Bu insanların onurlarını örselediniz. Ekmeklerini ellerinden aldınız. Hayatlarını kararttınız. Bu nasıl ruhtur? Bu bir. Evet. İki. Tamam. Tamam. Türkiye'de büyük bir kardeşliği inşa edelim. Yeni kapı ruhuyla barış içerisinde bir alalım. Ama benim dediğim olacak. Kim o? Siz kimsiniz? Ben Erdoğan'ım. Ben ne diyorsam o olacak. Yeni kapı ruhu nedir? Benim dediklerimi herkesin mutlak bir şekilde itaat etmesi ruhudur. Böyle bir birliktelik olur mu? Bunda uzlaşma olur mu? Evet. Şimdi buradan uçağa biniyor yurttaşlar. Gidiyorlar Türkiye'ye. Uçağa bindiğinizde evet. uçakta Sözcü Gazetesi yok. Cumhuriyet Gazetesi yok. Aydınlık Gazetesi yok. Korkusuz Gazetesi yok. Niye yok? Niye yok? En basit örnek ya. Niye yok? Türkiye'nin en çok satan gazetesi Sözcü onu koymayacağız uçağa. Cumhuriyet gazetesi onu da koymayacağız. Ama yeni kapı ruhu var. Bu ne ruhuymuş böyle? Onun için bunlar klasik Erdoğan'ın Türkiye'yi tek adam olarak yönetmesine uydurulmuş kılıflardı. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanları işten atıyorsunuz. Üniversite profesörlerini atıyorsunuz. Doktorları atıyorsunuz. Mal varlıklarına el koyuyorsunuz. Malına, mülküne, her şeyine el koyuyorsunuz. Bu dünyanın bir yerinde, herhangi bir yerinde böyle bir hukuk olabilir mi? Almanya'da birisinin malına mülküyle el koyabilir misiniz? Evet. Ancak... El koyuyorsanız o insan yargıya gider mi? Doğru. Yargıya gider, hak arar değil evet, mi? Evet. Siz diyorsunuz ki hayır, yargıya da gidemezsiniz, yasakladım mahkemeye. Böyle bir kanun olur mu? Evet. Yargıda hak aramayı yasaklayan kanun olabilir mi? E o zaman ne yeni kapısı? Böyle saçma sapan bir şey mi olur? Evet. Elbette biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ezilen, hakkı gasp edilen, hukuken katledilen herkesin hakkını ararız. Evet. Kim olursa olsun. Biz insanların cemaatçi mi, bilmem neci mi, MHP'li, ülkücü, muhafazakar, dindar bakmayız. Biz ülkemizin yurttaşıysa hepimiz eşit, hepimiz özgür, hepimizde de yurttaşlık haklarına aynı şekilde sahip olmalıyız. Evet. Biz insanları yaftalayamayız. İnsanlar suç işlemişlerse yasa yakalarına yapışır. Evet. Ama yasa yakalarına yapışmayacak, siyaset insanlara yap yapışacak. Senin mal varlığına el koydum, seni işten attım, senin üniversiteni kapattım, senin hastanene el koydum. Böyle bir şey olabilir mi? Bırakın yargı karar versin. Adalete başvuramayacak bir ülkede insan hakkından bahsedilebilir mi? Avukat tutamayacaksınız, mahkemeye gidemeyeceksiniz, dava açamayacaksınız. Böyle bir düzen olur mu? Böyle bir ruh olur mu? Evet. Bu ruh Emin olun olsa olsa bir sağlıksız ruh olur. İşte öyle bir sağlıksızlık içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi gibi devleti kuran ve bugüne kadar o güçlü devleti inşa ettiren bir siyasi iradenin olması söz konusu olamaz. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi e, bugün herhalde yanılmıyorsam biz tabii gündemi takip ediyoruz. E, bugün e, Almanya'nın Köln kentinde de herhalde bir yürüyüş vardı herhalde. Siz gittiniz mi orada mıydınız? Hayır biz partimizin, partimizin evet, böyle bir programı yok. Şimdi e, Halil oraya e, katılan e, Cumhuriyet Halk Partisi düzeyinde e, ya da e, Alevi Birlikleri Federasyonu çeşitli sivil toplum kuruluşları bugün orada bugün orada bir e, yürüyüş yapıyor. Daha doğrusu bu tür yok, sizin oradaki adımcaki... yürüyüşün bizim partimizle bir ilgisi yok. partide de katılım yok zaten. Ama e, bir takım sosyal medyada bir takım bu, bu yürüyüşe e, AKP'liler de var o yürüyüşte. Sosyal medyada öyle yazıyor. AKP'nin yoğun destek verdiği geçmişte osta biliyorsunuz masada anlaşmışlardı yani. PKK'lılar Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da Hendek kazarken, tünel kazarken AKP valilere talimat veriyordu ya, bıraksın kassınlar bırakın şehirleri Japoneliye çevirsinler dediklerinde, biliyorsunuz aynı yine AKP oradaydı, Köln'deydi. AKP'nin bayrakları da vardı Köln'de. Şimdi ne diyelim oraya? Yani, AKP orada mıydı diye. E, siz diyorsunuz ya bugün ya bu arada i̇şte CHP kölde, alakası kölde. burada evet, elbette evet, evet, yok diyorsunuz, CHP evet. milletvekili ben buradayım. CHP Ankara'da parti toplantısı yapıyor. Yani milletin yaftalamasıyla değil. Biz PKK'nın işbirlikçisini biliyoruz. Oslo'da Masa'da oturanlar, Dolmabahçe'de oturup Türkiye'nin bölme anlaşmasını yapanlar, Diyarbakır Meydanı'nda Apo'nun nutuklarını okutanlar, megri megri söyleyenler, Habura Devleti Mahkemesi'ni, evet. hakimlerini PKK'nın ayağının evet. önüne götürenlerden Türkiye'yi öğrenmeyeceğiz. Evet. 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 E, şimdi ne dedik? Baştan dedik ki e, biz Avrupa'lı Türkleriz dedik. Şimdi, evet biz sizi e, seviyoruz. Biz, <laughs> evet biz de sizleri seviyoruz abi. E, bizler şimdi Avrupa'lı Türkler olarak e, burada e, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de burada son birkaç yıldan beri e, seçim öncesinden beri ya yani bu bir e, Haziran ve Kasım ayındaki geçtiğimiz yılda yapılan seçimlerden Önce yapılanmaya başladı ve yapılanması, örgütlenmesi hala devam ediyor. Yani birçoğunu bir tamamladı diye düşünüyorum. Acaba şimdi e, bu örgütlenme konusunda bize verecek olduğunuz yani ne gibi bilgiler vereceksiniz? Şu anda ne durumda? Örgütleme tamamlandı mı Almanya'da, Avrupa'da? Evet, tabii ki tamamlanmaz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz her zaman yeni yüzler, yeni isimler ve 21. yüzyıla veya geleceklere iddia koyabilecek yepyeni insanlarla siyaset yapmayı istiyor. Herkesin söz söyleyebileceği bir siyasi parti olmak istiyoruz biz. Bu ülkeyi seven, ülkesini seven, ülkesine bağlı olan, o misakı milli sınırlarına saygı gösteren, evet. ülkenin kurucu değerleriyle barışık olan herkesin, Altok ilkeleriyle uyarlı olması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmasını isteriz biz. Öyle bir partiyiz. Bizden çok partiler çıktı. Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisinden ayrıldı. Adalet Partisi'nde, Doğru Yol Partisi'nde, Anavatan Partisi'nde. Bugünkü e, AKP'de de çok sayıda geçmişte Cumhuriyet Halk Partili olan o partide var evet. olan aileler siyaset yapmaya devam ediyorlar. Ne güzel. Hepsi gidebilirler. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağıdır. Orada insanlar yetişirler, pişerler. Farklı bir düşünceyi ortaya koyarlar. Ayrı bir vizyonda siyaset yapmak isterler. Ne güzel, yapsınlar. Ayrı bir, yeni bir şey katsınlar Türkiye'ye. Biz bundan mutlu oluruz. Yani mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'ne ömür boyu siyaset yapacaklar diye bir dayatma asla olamaz. Çünkü evet. biz hem katılımcı, hem kapsayıcı, hem de devrimci bir partiyiz. Toplumun tüm kesimlerini Cumhuriyet'in kurulduğunda olduğu gibi herkesi kucakladık. Hiç kimseyi ayrıştırmadan herkesin için siyaset yapmaya mücadele ediyoruz ve tüm ülkemizi dünyanın en saygın ülkelerinden birisi, en kabul edilen ülkelerinden birisi yapmak için de aynı ilkeli doğrulukta yürüyoruz. Mücadelemiz budur. Peki önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki yıllarda Avrupalı Türklere yönelik ne gibi bir politikanız olacak ya daha doğrusu burada şimdi daha doğrusu ne yapmak istiyorsunuz, onlara neler verebileceksiniz, neler vaat edebilirsiniz, bizi daha doğrusu Avrupalı Türkler olarak neler bekliyor ya? Aslında şöyle söyleyebilirim, çok güzel bir soru, çok teşekkür ediyorum. Keşke zamanımız olsa bu soruyu birkaç saat konuşabilirdik. Evet. Ama bir özet söyleyeyim. Buyurun. Öyle bir coğrafya üzerindeyiz ki biz, Türkiye öyle bir coğrafyanın üzerinde ki dünyada böylesi bir coğrafya daha mümkün değil. Aynen öyle. Ama bizim iki mirasımız var. Birincisi coğrafyamız, bir de Osmanlı'dan kalan coğrafyanın bize taşıdığı sorunlarımız var. Biz bu sorunları görmezden gelemeyiz. Balkanlarda Osmanlı'nın torunları var, bizim soydaşlarımız var. Orta Doğu'da var, Kafkaslar'da var. Evet. Osmanlı'dan bize miras gelen ve bizim o bölgelerdeki hukuki, siyasi, ekonomik bir takım hem haklarımız var, hem de sorumluluklarımız var. Ama ondan sonra 55, nefes <laughs> <Affedersiniz>. al, <laughs> 55 yıldır da Avrupa'da Türkiye'nin önemli bir elçisi konumunda olan işçilerimiz var. Aynen. <laughs> Burada çalışanlarımız var. Bu Türkiye'nin Avrupa'daki hem siyasi hem ekonomik gücü hem de Avrupa'nın Türkiye'deki ciddi bir bağlantısı noktasında. Buradaki insanlar Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde Avrupa'da lobi oluşturmasına olmak sağlayabilirler. Bizim için Türkiye için en öncelikle mutlaka bir ee, diaspora dediğimiz yani Türklerin dünyada yaşayan Türklerin ve özellikle Göçmüş olan e, Türklerin ve yeni yaşam alanları seçmiş olan insanlarımızın, yurttaşlarımızın e, yaşam alanlarını, kültürlerini, onların sivil toplum güçlerini, özellikle sivil toplum güçlerini geleceğe taşımak için mutlaka devletin de onlara ciddi bir destek sağlaması gerekiyor. Bu hem bilgi anlamında bir destek sağlanmalı, hem lojistik destek sağlanmalı, hem siyasi destek sağlanmalı, hem de ekonomik destek sağlanmalı. Ben bunun Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz mutlaka Avrupa ülkelerinde e, Türkiye'nin sivil toplum enstitülerinin kurulmasını isteriz. Buna her türlü desteği de sağlamak isteriz. Hem üniversitelerimizin e, yet yetkin elemanlarının üniversitelerimizdeki öğretim görevlilerinin bu enstitülerde görev yapmalarını isteriz. Hem iş dünyasındaki iş adamlarımızın Türkiye'deki sivil toplum örgütlerimizin burayla buradaki Avrupa'daki özellikle Almanya'daki emsalleriyle mütekabiliyet içerisinde olmalarını istiyoruz. Bunu da Türkiye'de yönetecek mutlaka bir diaspora bakanlığı gibi en üst düzeyde siyasi bir yapılanmanın olmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de gönülden istiyoruz ve destekliyoruz. Yani gelecek seçim bu yetişebilecek mi? Yetişir mi? Ya gelecek seçimde bu, bu dediğiniz olaylar aslında, yani diaspora bakanlığı acaba oluşturulur mu? İlk Beyciğim bu aslında çok e, zor bir şey değil. Çok kolay yapılabilecek bir şey. Çünkü bizim şu anda özellikle yeniden yapılandırma süreci içerisinde bakanlıkların kurulması öyle çok zor bir şey değil. Evet. Bir yasamız var işte bizim mevcut yürürlükte olan bir yasamız var. O yasa doğrultusunda böyle bir bakanlık inşa edilebilir. Hatta Kültür Bakanlığı bunu kısmen yapmaya çalışıyor ama çok eksiğimiz var. Tabi buraya gelince eksikleri de görüyoruz. Özellikle Almanya'daki Türklerimizin, burada yaşayan insanlarımızın, yurttaşlarımızın gerçekten bir şeyler yapma hevesi içerisinde olduklarını ülkelerine katkı sağlamak, kendi kültürlerini yaşatmak için çırpındıklarını görüyoruz biz. Ama hak ettiğin çırpındığını görüyorsunuz. Bu zamana kadar da ben sizin şeyinize diyemiyorum, genel olarak diyorum. Ee, bu insanların <laughs> ya, bir Türkiye ile beraber bir gönül bağı var ya. O müthiş derece bir Türkiye'yi seviyorlar veya bir vatan özlemi var ya. Bir Türkiye'deki yaşayan insanımızdan daha fazla bir özlem ve sevgi, sevgi var buradaki insanda. Ve bu insan e, bu 5 milyonluk bu buradaki e, Avrupa'daki Türk diasporası acaba hak ettiği değeri gör mü bu Görmüyorlar. Andan. Biz onlara çok haksızlık yapmışız. Evet. Bunu itiraf edebiliyoruz. E, ya. Yani biz şöyle söyleyebilirim. Gerçekten Türkiye'deki siyaset yurt dışındaki yurttaşlarımıza haksızlık yapmış. Bunu söyleyebilirim. Evet. Keşke o yurttaşlarımıza sahip çıkabilseydik. Onlarla hem ülkemizin gelişimini değişimini dünya çapında saygın bir yere gelmesini karşılıklı olarak müzakere edebilseydik. Onlara Aynen siyasi destek verebilseydik, ekonomik destek verebilseydik, sahip çıkabilseydik, onları rencide edilmelerine, refüze edilmelerine izin vermeseydik. Bambaşka bir ülke olurduk. Ama bunlara çok gayret göstereceğiz. Eksikliklerimizi biliyoruz. Ülke olarak eksikliklerimizi biliyoruz. Evet. Yurttaşlarımızla ben sürekli geziyorum. Dünyayı geziyorum. Birçok ülkeye gidiyorum. Gittiğim her yerde de oradaki yurttaşlarımıza elimden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyorum. Onların sorunlarına sahip çıkmaya çalışıyorum. Bundan sonra Avrupa'ya da daha sık gelmeye çalışacağız. Ve bütün yurttaşlarımızı dinlemeye, sorunlarını sahip çıkmaya, Türkiye'ye Bunları taşımaya ve parlamentoda, hükümette de bunları takip edip çözmeye gayret gösteriyoruz. Efendim, bu anlamda sadece dinlemek e, yetmez diye düşünüyorum. Ben müsaadenizle şöyle bir e, soru <laughs> yaratmak istiyorum. Ya da bir e, not bu konuda, bir e, detay. E biliyorsunuz e, Trabzonlusunuz ve e, haliyle de ben e, koyu bir Trabzonspor tarafta olduğumuz da, e, <laughs> da anlıyorum. Kramatınızdan da anlıyorum. Yani Trabzonlu olup da Trabzonspor'u sevmemek mümkün değil diye evet. düşünüyorum ben. Şimdi futbolda görüyorsunuz ya şimdi e, milli takımın e, kur, kurtuluş çetesi ve e, bir kurtuluş çetesi buradaki Avrupalı tuşu, e, Türk gençleri. Ağırlık da yani bu, bu keşfedildi. Çünkü buradaki altyapı e, sporcu altyapısının e, Türkiye'ye göre daha iyi olduğu gözlemlendi. ve artık şu anda milli takımın yarasını hemen hemen e, Avrupalı Türklerden oluştuğunu görüyorsunuz. Bu sadece, ben bunun sadece futbolda değil, ben bunun ayrıca da kültürde de, sanatta da ve politikada da, siyasette de ben e, bunun daha e, bu aynı olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki Türk genci, buradaki insanımız 2-3 dil biliyor. Almanca biliyor, Türkçe biliyor, İngilizce biliyor. Bir Avrupa görmüş, Avrupa eğitimi almış. Bu gençlikten, bu gençlikten, bu Avrupalı Türk gencinden siyasette de faydalanmalı diye düşünüyorum ben. Bu anlamda da e, Avrupa'nın Türk gencine e, X, Y partisi hiç fark etmez. Daha fazla yer verilmeli diye düşünüyorum ben. Haksız mıyım e, acaba? diyorum anlıyorum. E, tamamına katılmam söz konusu değil. E, Almanya'daki Türk gençlerinin spor içerisinde iyi eğitim almış olmaları, spor altyapılarının iyi e, oturmuş olması bir gerçek. Bunu kimsenin inkar etmesi mümkün değil. Peki Türkiye'de niye yapmıyoruz bunları? E, bize, bize şans vermiyorsunuz. Ne Bakın 500 bin nüfuslu bir İzlanda dünyada Türkiye yeniyor, evet. söz ettiriyor. Türkiye'yi yeniyor. Niçin? Evet. Ne için? Çünkü biz Türkiye'de ne yazık ki evet. bilime, bilimsellikte, bilimsel değerlere, eğitime, eğitime, çalışmaya, akla bunlara önem vermiyoruz artık. Kaderci bir toplum olmaya başladık. Siyasal ayrıştırmacı, kaderci, mukaddesatçı bir toplum olduk. Olduk mu yoksa o hale mi getirildik? O hale getirildik. Evet. Aynen bu daha doğru oldu. Evet. Katılıyorum size. O hale getirildik. Şimdi e, bir tek futbolda değil. Evet. Bakın birçok spor alanında Türkiye basketbolda mesela Avrupa şampiyonluğunda final oynamıştı. Evet. Ama şimdi hiç yokuz. Voleybolda kulüplerimiz Avrupa şampiyonu oluyor. Ama ne yazık ki milli, takım, milli anlamda evet. yok. Niye? Evet. Çünkü... AKP iktidarıyla Türkiye'nin spor altyapısı çökertildi. Çökertildi. Ama statlar yapılıyor. İşte bakın işte garip olan da burası. <laughs> bir tarafta stat yapıyorsunuz ama sonra o statların içerisine spor anlamında o gençlerimizi taşıyabilecek altyapıları ortadan kaldırıyorsunuz. Orta dereceli okullarımızda, eğitim kurumlarımızda, beden eğitimi, sportif faaliyetleri neredeyse yok denilecek kadar azaldı. Eskiden Türkiye'nin ciddi bir atletizm başarısı vardı öyle değil mi? Evet. Avrupa şampiyonları çıkardık, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkardık. İşte basketbolda Avrupa şampiyonası finali oynadık, voleybolda bayanlar voleybolda final oynadık vesaire. Türkiye'nin çok iyi bir sportif birikimi var ve belli evet. bir noktaya doğru geliyordu. Ama bir anda AKP iktidarı birlikte bunları bitirdik. Bir evet. siyasi e, sportif politikamızın olmayışından kaynaklanıyor. Evet. Evet. Son gelişmeleri takip Son gelişmelerden sonra Türkiye'nin daha doğrusu bu 15 Temmuz sürecinden sonra e, Avrupa'da hızla bir e, Türkiye e, karşıtlığı yükselmeye başladı. Türkiye'ye karşı bir e, birtakım takım bazı e, karşı lobi faaliyetleri, e, siyasi bir takım bazı açıklamalar. Ya bu, bu tür gelişmeleri ne acaba, neye bağlıyorsunuz e, ve bunları nasıl önleyebiliriz? Şimdi şöyle söyleyelim. Türkiye karşıtlığı asla doğru bir şey değildir. Kabul edemeyiz. Ne demek Türkiye karşıtlığı? Avrupalıların Türkiye karşıtı olması gibi bir şey kabul etmeyelim. Türkiye karşıtı olmaya ne hakları var? Ne de doğru buluruz bunu. Ha Türkiye'de Avrupa Birliği ile ilişkiler, Türkiye'nin Avrupa hukukuna tabi olması, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası olması yönünde. eksikleri varsa bu karşılıkla değil müzakereyle giderilmesi evet. gereken bir şeydir. Ha bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin bugünkü mevcut siyasi yapısının oluşmasında Avrupalıların payları az değildir. Bakın 7 Haziran'da Türkiye'de seçimler yapıldı. Sonrasında yaşanan süreci bütün yurttaşlarımız biliyorlar zaten. Sorun yok. Ama 1 Kasım'da seçimler öncesinde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili ilerleme raporu sümen altı edildi. Sonra o gizli konuşmalar, görüşmeler basına yansıdı. Orada Avrupa Parlamentosu Başkanı ile Erdoğan arasında Avrupa Birliği raporunun açıklanmaması için pazarlıklar konuşuluyor. Şimdi Avrupa nasıl bir hukuk devletidir? Ben Avrupa'nın bu tavrını anlamakta güçlük çekiyorum. Buna buna insanın gerçekten hani o cümleyi kullanmıyorum ama ben çok ayıplıyorum. Onu. Hem bizi suçluyorsunuz evet. ya şimdi suçluyorlar. <laughs> daha doğrusu bir hukuk devleti olmadığımızı, aynen. adil davranmadığımızı. Ama öbür taraftan kendin hukuksuzluk yapıyorsun kardeş. Bravo aynen Avrupa Birliği ilerleme raporunu sümen altı edip Türkiye'deki siyasetin oluşmasına katkı sağlıyorlar. Bir bu iki. Türkiye kıran kırana bir seçime doğru gidiyor. Dört tane parti müthiş bir e, mücadele içerisindeler. Türkiye için çok önemli bir seçim. Ama Almanya'nın başbakanı Sayın Merkel kalkıp Türkiye'ye geliyor. Olacak iş mi bu? 12 gün var seçimlere. Siz Türkiye'ye geliyorsunuz. İktidardaki parti lehine siyasi sonuç oluşturuyorsunuz. Bu Avrupa hukukuyla oluşmaz. Onun için Avrupalıların Türkiye karşıtlığı doğru bir şey değil. Ne demek Türkiye karşıtlığı? Ama var diyorsunuz, diyorsunuz? ya bu var. Karşıtlığa biz bütün siyasi partiler hayır deriz. Türkiye karşıtlığını asla kabul etmeyiz. İktidarda kim olursa olsun. İktidar partisiyle mücadeleyi karşıtlık olarak anlamayız biz. Biz iktidar partisiyle hukuki mücadele etmek isteriz. Siyasi mücadele etmek isteriz. Onunla karşıt olarak mücadele etmeyiz. Evet. İktidardaki parti Türkiye'de sandıktan çıkmış. Halkın iradesi ona teslim edilmiş. Türkiye adına, e, halkın adına demokratik bir şekilde ülkeyi yönetmek ve meşru kurallarla yönetmek zorunda. Bizim de muhalefet olarak görevimiz o iktidar partisinin ülkeyi yönetirken uluslararası hukuka, iç hukuktaki de meşru kurallara uyup uymadığını denetlemektir. Yoksa birilerinin karşıt olması durumunu hoş görmeyiz, doğru da bulmayız. Evet. Ee, Haluk size şöyle bir, bir soru sorayım. Şimdi diyorum e, bu ilk iki bölümde burada az önce de siz de gördünüz karşılaştınız. E, Kısa da bir ayaküstü bir sohbet ettiniz. E, yeni kurulan parti ve daha önce başka partiler yine var. Siyaset yapan e, Alman siyasi partilerine de siyaset yapan insanımız var. Tabi böyle e, arayış içinde olan önünün Hı -hı. kapandığını düşünüp de böyle araya yeni bir oluşumlar kuran e, insanımız da var. Acaba e, Avrupalı Türk e, gençleri olarak bizim yapmamız gereken siyaset siyaset. Ee, Türkiye siyaseti mi olması lazım? Yani Türkiye'de mi siyaset yapmalıyız mecliste? Şimdi burada biliyorsunuz burayı da ayrı bir seçim bölgesi olarak e, ilan edip seçime, buradaki insana da seçme ve seçim hakkı verilmesi yönünde çalışmalar var. Ee, ama siz e, acaba bizim Avrupa Türkleri olarak burada mı, ya burada mı bulunduğumuz Avrupa ülkelerinde mi siyaset yapmamızı tercih edersiniz ya da önerirsiniz? Yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mi siyaset yapmamızı önerirsiniz Avrupalı Türkler olarak? Niçin böyle bir ayrışıma gidelim ki Sayın Kara? Burada da siyaset yapmaları onların hakları, Türkiye'ye ilişkin siyaset yapmaları da hak olarak verilmeli. Şimdi bakın, bu kadar Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımız var. Bu yurttaşlarımız Avrupa ülkelerindeki demokratik yapıya, nüfus yapısına göre bir seçim bölgesi oluşturulup, pekala buradan da seçilip Türkiye'ye gelip oradaki parlamentoda siyaset yapabilirler. Ne engeli var? Önemli olan bizim bütün yurttaşlarımızla barış içerisinde birlikte yaşayıp güçlü bir Türkiye inşa etmemiz değil midir? Evet. Amacımız bu değil mi? Evet. Bunun için niye biz yalnızca Türkiye'deki insanlarımızla bu kategoriyi sınırlayalım? Tam tersine Avrupa'daki ülkelerde de Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da yaşayan yurttaşlarımız da buradan aday olup sandıklar burada da kurulup buradan da pekala parlamente parlamenter olarak gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendilerini ifade etmeleri, siyasete katkı sağlamaları, ülkelerine hizmet etmeleri sağlanmalı. Ya bu bir zenginliktir diyorsunuz. Elbette. Siz. Yani demokrasinin güzelliği bu zaten. Evet. Siz renkleri bir araya getirdiğiniz zaman, o ülkede söz söyleyebilecek olan, ülkesine katkı koyabilecek olan bir büyük uzlaşıyı sağladığınız zaman, bu gerçek anlamda demokrasi olmaz mı? Evet. Ne kadar çok uzlaşı yaparsanız o kadar olur. Yani bunu bir örnekle anlatayım. Sabahleyin kalktığınızda. Uyandığınızda ilk yanınızdaki eşinize günaydın dersiniz. Evet. Bu uzlaşıdır. Sonra evinizde kahvaltı sofrasında eşinizi, çocuklarınızı, ailenizi görürsünüz. Onlara günaydın dersiniz. Onlarla uzlaşırsınız. Sokağınıza çıkarsınız. Sokakta herkese günaydın dersiniz. Onlarla uzlaşırsınız. Şehrinizin caddelerindeki insanlarla selamlaşırsınız. Onlarla uzlaşırsınız. Ülkenizle uzlaşırsınız. Ne kadar çok insanla uzlaşırsanız sizi o kadar toplum karşılar iyi insan derler. Herkese selam veriyor, herkese barışık içerisinde insan derler. Siyaset de böyle. Siyasette de en geniş uzlaşıyı sağlamaktır doğru olan. Biz ülkemizin çıkarları için, ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın yarınları için mümkün olduğu kadar ülkemizin değerleriyle barışık büyük uzlaşıyı her yerde yapmayı başarmalıyız. Evet. Evet. Ee, şimdi e, sona doğru yaklaşıyoruz. Ee, yaklaşmadan önce ben şöyle bir soru öğretmek istiyorum. Şimdi ben derler ya, ya e, azın baştan da söyleyeyim size. 34 yıllık bir medya geçmişim var. Ee, Söylemeyin ben yaşınızın çok daha <laughs> genç olduğunu düşünüyorum. Halkın içerisindeyim. Ee, ve e, elçiye zevel olmaz. Gözlemlerim şu. Ya da bana e, sık sık duyduğum e, benim bu. Şimdi deniliyor ki Ya yani bunu son e, Avrupa'daki e, kurulan sandıklarda da görüldü. Görüldü. Deniliyor ki CHP e, Avrupa'da tipik bir e, Alevi partisi oldu. Böyle bir serzeniş var halktan şimdi. Tam Alevisiyle, Sunnisiyle e, çeşitli farklı görüşlere mesut. Hepsi bizim hep bizim insan, bizim insanımız. Bu bizim zenginliğimizdir. Farklılık bir zenginliktir. Şimdi peki acaba sizin acaba e, ilk defa mı Almanya'ya geliyorsunuz bilmiyorum ama <laughs> böyle acaba e, duyumlar e, ve buna ilaveten Deniliyor ki CP e, Avrupa Teşkilatı hala ben merkezli yönetiliyor. Biz merkezli değil de ben merkezli yönetiliyor. Yani tek adam zihniyetiyle falan deniliyor. Hem tek adam e, durumundan, konumundan e, rahatsız oluyor, şikayet ediyor ama yine de hala ben merkezli yönetiliyor. Bu acaba bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bence bu çok büyük bir haksızlık. Kendimden örnek evet. vereyim. Mesela ben e, Trabzon milletvekili adaya adayıydım. Evet. Trabzon'da Milletvekillikleri e, belirlendiğinde... Trabzon'a bir kontenjan koydular. Evet. Genel merkez ben buraya... En öne birinci sıraya bir kontenjan koyacağım dedi. Mesela ben istifa ettim. Bütün milletvekili adayları istifa etti. İl yönetimi istifa etti. İlçe başkanlıkları istifa etti. Bütün örgüt istifa etti. Ve biz bunu istemiyoruz dedik. Sizin demokratik, için? Tabii. Evet. Demokratik bir direniş istiyoruz dediler. Türkiye'de ilktir. Türkiye'nin tarihinde ilk defa. Evet. Büyük bir demokratik direniş vardı Okumuş Trabzon'da. Mi? Ve arkasından... Genel merkezimiz pardon dedi. Buyurun ön seçim dedi. Ve ben 45 yıl sonra gittiğim Trabzon'dan ön seçimden birinci çıktım. Demek ki iz bırakmışsınız. E demek ki güzel bir şey oluyor evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bak ne güzel şeyler oluyor. Evet. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sayıda milletvekilimiz ön seçimle geldiler. Tek adamın söylediğiyle olmadı. Mesela yepyeni milletvekillerimiz var bizim benim gibi evet. ilk kez aday oldular sandığa gittiler, seçildi geldiler. Genel Başkanımızın ben buradan Ahmedi istiyorum, Mehmet'i istiyorum diye bir sözü olamadı. Ön seçimdi çünkü. Evet. Kim geldiyse ön seçimle geldi. Evet. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alevi Partisi olduğu yönündeki evet, görüşünü söyleyeyim. Yani biz herkes bize oy verebilir. Bize Kürtler oy verebilir, Aleviler oy verebilir, muhafazakarlar oy verebilir, liberaller oy verebilir. Biz herkesin oyuna talibiz. Keşke bütün Alevilerin oyunu alabiliyorsak alkış hak ediyoruz demektir. Evet. O zaman bütün Sünnilerin de oylarını almak için mücadele edeceğiz. Evet. Bütün e, Romanların da oylarını almaya mücadele ediyoruz. Bütün Kürtlerin de ya oylarını almaya o zaman, mücadele O zaman iktidara gelirsiniz. <laughs> evet. Zaten amacımız o değil mi? Evet. Türkiye için en güzeli neyse onu yapmak evet. istiyoruz. Böyle bir şeyi başarmak istiyoruz biz. Çünkü insanları evet. e, mezheplerine, inançlarına, yaşam biçimlerine, yaşam koşullarına göre ayıramayız. Evet Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağıdır. Herkesin babaya ilişkin bir değer yargısı vardır. Babalarınızda zaman zaman anlaşmazlıklarınız olabilir. Evi terk edersiniz. Evlenirsiniz, evden ayrılırsınız. Yollarınızı ayırabilirsiniz. Ama herkesin aklında bir şey vardır. Bir gün başıma bir hal gelirse... Ekonomik bir sıkıntı yaşarsam, bir sağlık sorunu yaşarsam, yatağa düşersem, felç olursam, hepimizin aklındaki o dehşet senaryolarda baba ocağı vardır. Ama baba ocağı var. Bana kimse bakmazsa baba ocağına giderim. Baba beni reddetmez. Baba beni kucaklar. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir partidir. Biz bugün cemaatçilerle dövüşüyorlar. Geçen yıllarda bu cemaatçiler Türkiye'de iktidardaydılar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurarken biz onlarla mücadele ediyorduk. Cemaatçilere diyorduk ki bir gün siz de yargılanacaksınız. Sizin de adil yargılanmanızı isteriz biz. Hukuk herkese lazım bulur. Bugün AKP'ye de aynısını söylüyoruz. Diyoruz ki biz yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu adamlar suç işlemiş olabilirler ama bunları yargılayın. Yargılamadan Bunları mahkum etmeyin. Bunlara yapılan doğru değildir diyoruz. Yarın AKP'liler yargılanacak ki buna eminiz. Çünkü bu kadar yolsuzluk, bu kadar kul hakkı yemek, haram yemek, bu kadar memleketin kaynaklarını alıp bunları kendi mal varlığının içerisine katmak ve hesap vermemek bir gün mutlaka yargıyı gerektirecek. Evet. Yargılandıkları zaman da biz yine söyleyeceğiz. Bu AKP'lileri adil yargılayın diyeceğiz. Evet. Evet anladım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sona doğru yaklaşıyoruz şimdi e, ben daha doğrusu buradan şimdi Türkiye'den gelen bir e, Avrupayı da e, görüp çok iyi tanıyan e, bir Avrupalı siyasetçi olarak bir hukukçu olarak dünyanın her tarafında dolaştım dediniz e, buradan toplumumuza hem politik hem <laughs> eğitim anlamında e, vermek istediğiniz mesajları alalım. Şöyle aslında Türkiye dünyada bence 21. yüzyıla yeni tarih yazabilir i̇nanılmaz, Nasıl? İnanılmaz e, avantajlı bir ülkeyiz. Evet bulunduğumuz coğrafya. Evet. İpek yolu geçmişte ne ise Osmanlı'yı Osmanlı'nın gelişme dönemine bir bakın. İpek yolu ekonomisini ne zaman Osmanlı eline geçirmiştir? Yani ne zaman Trabzon'u almıştır? Ne zaman Mısır'ı fethetmiştir? O zaman Osmanlı'nın büyüme dönemi olmuş, imparatorluk dönemi olmuş. O günden bugüne yeniden ilk kez o Türkiye Cumhuriyeti İpek yolu ekonomisini ele geçirme fırsatını yakaladı. Evet. Şimdi 21. yüzyılda artık her şey değişmeye başladı. Yeniden sosyal demokrasi dünyada yükselen bir değer olmaya başlayacak. Bakın Amerika'da Donald Trump ne söyledi? Amerikan üretim sanayini koruyacağım dedi. Detroit sanayini koruyacağım. Bu ne demektir? Üretim ekonomisine geçeceğim. Fabrikaları çalıştıracağım. Çin'den değil, Çin'de ürettirmeyeceğim. Amerika'daki kendi insanlarım çalışacak fabrikalarımda. Kendi insanlarım üretecek dedi onu, o ideolojiyi i̇şçilerin, evet. 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 işçilerin aldığı oyla beraber Aynen. Olsun. Amerikalı evet. işçiler çalışacak dedi. Amerikalı sanayiciler fabrika kuracak dedi. Amerikalı e, bankalar kendi ürünlerini finanse edecekler dedi. Amerikan toplumu ona oy verdi. Bu ne biliyor musunuz? Evet. Ekonomide demokrasi. Şimdi dünyada geçmişte sosyal demokrasi yerleşik bir düzendi. Ama insanlar şunu söylemeye başladılar. Tamam sosyal demokrasi ama ekonomide de büyük sorunlar yaşıyoruz. İşte o zaman Ekonomide demokrasiyi de yanına ekleyeceksiniz. Ekonomik ve sosyal demokrasi modeline 21. yüzyıla geçeceğiz. Niye? Çünkü Çin'de insan hakları ilerleriyle üretim ekonomisine göz yumarsanız o zaman kendi fabrikanızdaki işçinin ekmeğiyle oynuyorsunuz. Almanya bu hatayı yapmadı. Avrupa'nın büyük bir kısmı Amerika, Rusya sanayilerini Çin'e taşıdılar. Ama taşıdıkları fabrikalarda çalışan insanları işsiz bıraktılar. O insanlar işsiz olunca çocuklarını okul taksilerini ödeyemediler, otomobil taksilerini ödeyemediler, ev taksilerini ödeyemediler, kredi kartlarını ödeyemediler ve büyük bir ekonomik çöküntü oldu. Katma değer zinciri çöktü. Şimdi Dünyada düzen değişmeye başladı. Herkes şunu söylüyor. Hayır. Ben sanayimi kendi ülkemde kuracağım. Almanya nasıl kendi sanayisini ülkede tuttu? Çinlilerin ucuz malına mı bakıyor? Almanların kaliteli mühendisliğine bakıyor dünya? Neye bakıyorlar? Diyorlar ki Almanya makine sanayi, Alman otomotiv sanayi, Alman kimya sanayi ucuz değil ama çok kaliteli. Evet. Demek ki bilim, bilimsellik müthiş bir avantaj sağladı. Katma değer sağladı Almanya'ya. Amerika o hatayı yaptı. Amerika finansmanı elinde tutup sanayiyi içine gönderdi. Niye? Kyoto protokolüne uyacağım ben dedi. Karbon salınımı olmasın. Kendi ülkemde daha işte külfetsiz bir sanayi olsun. Çin'de ucuza ürettireyim. Çin'de ucuza ürettirdi ama Amerika'da ev taksiti ödeyen Hans'ı da Jones'u da işsiz bıraktı. O Jones işsiz kalınca ev taksitini ödeyemedi. Ve ev fiyatları çöktü. Çökünce ekonomi çöktü. Şimdi dünya yeni bir sistem arayışı içerisinde. İşte o sistemin temeli ekonomide demokrasi ve sosyal demokrasi. Evet. İkisini birleştireceğiz. 21. yüzyılın yeni dünya düzeni ekonomik ve sosyal demokrasi olacaktır. Evet. Dünya yavaş yavaş bunu konuşmaya başlayacak. Evet. Bu anlamda peki Avrupa'nın bu konumda Avrupa Türk'ün Avrupa diasporasının rolü ne olabilir? Şu olabilir. Bakın Türkiye gibi bir ülke büyük bir potansiyel. Niçin potansiyel? Bir ülkede müthiş genç bir nüfus var Türkiye'de. Avrupa'daki nüfusumuz da öyle genç, evet, Aynen Şimdi bakın, dünyada Rusya'nın nüfusu azalıyor, göç alıyor. Çin'den göç alıyor. Kazakistan nüfusu azalıyor, Çin'den Hindistan'dan göç alıyor. Fransa'nın nüfusu azalıyor, Kuzey Afrika'dan göç alıyor. İngiltere'nin nüfusu azalıyor, Pakistan'dan Hindistan'dan Bengal'deşten göç alıyor. Genç, yeni nüfus göçü alıyorlar. Ama bizim farkımız şu, bizim Türkiye'deki nüfusumuz eğitimli ve Avrupa ile geçmişten beri entegre, 1740'tan beri Avrupa ile entegre olan Osmanlı ve arkasından Türkiye Cumhuriyeti. Biz Avrupa kültürüne çok uzak değiliz. İçiçeğiz. Evet. Doğal olarak bizim gençliğimiz artık Avrupa'da sanayi sektöründe, ucuz iş gücünde falan değil. Dünyanın sanayi devlerini yönetebilecek birikimdeler. İşte dünyanın en büyük şirketini bir Türk yönetiyor biliyorsunuz. Birçok Türk gencimiz Türkiye'de yetişen, Almanya'da yetişen Gençlerimiz finans sektöründe yöneticiler, sanayi sektöründe yöneticiler, işte uluslararası ilişkilerde yöneticiler, siyasette yöneticiler. Yani yeni bir dünya düzeni içerisinde artık düzeni kurucu ve yönetici olarak görev alıyorlar. Bu anlamda da Türkiye olarak biz yurt dışındaki gençlerimize daha iyi koşullar sağlayabilirsek, önlerini açabilirsek, o zaman bu bir bileşik kaplar meselesi olur. Türkiye'de kalkınır gelişir, yurt dışındaki gençlerimiz de dünyaya çok ciddi hizmetler verebilirler ve bu taşıdıkları kimlikleri onurla gururla taşıyabilirler. Evet. Büyük bir bayrak e, sallamaktır bu ki ben bunu bizim gençlerimizin hak ettiğini biliyorum. Evet Teşekkür ederim efendim. Gülenize ben sağlık. teşekkür ediyorum fırsat evet, verdiğiniz için. Evet sevgili izleyiciler 3. E, bölümü e, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Haluk Peşen Beyefendi ile yaptık. E, çok keyifli bir sohbet oldu. E, çok önemli bilgiler verdi. Ben e, kendisine burada bilgi ve birikim paylaşımından dolayı sizlere aydınlattığı için, bilgi akışını sağladığı için teşekkür ediyorum ben tekrar ve hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Ve bundan sonra da eğer bilmiyorum ne zaman Her zaman seversiniz? evet güle güle diyorum evet, yani. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Ediyorum. E, haftaya yeni konu ve konuklarla beraber buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Ancak Kanal Avrupa'da kalın.